أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بالخير واختم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم آمين. Değerli dostlar, yeni bir Esma-i Hüsna dersinde daha beraberiz. Kavuşturan Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah, bu sene Esma'da 4. yılımız ve derste 45. dersimiz. İnşallah son Esma'yı da birlikte yapmayı Rabbim nasip buyurur. Nefesimiz olur, ömrümüz yeterse. İnşallah daha nice derslerde beraber oluruz. Aziz dostlar, bir yaz arası geçti. Aslında eskiden dünya 100 yılda bir değişirmiş. Fakat şimdi dünya adeta yılda bir değişiyor desem hilaf olmaz. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi li hikmetin, tabii ki Allah bilir sırrını, birçok şeyin yıkılıp yeniden yapıldığı bir zaman dilimi. Yani biz cinayeti gördük. Biz yıkımı gördük. Biz bozumu gördük, bağ bozumunu. Biz sonbaharı gördük. Hatta kışı da gördük. Ama şimdi soru şu: baharı görecek miyiz? Baharı görmek, baharın gelmesini beklemek mi, yoksa baharın gelmesi için gayret etmek mi? Eğer insan eyleminin müdahil olduğu bir alandan söz ediyorsak, yani Allah'ın bize verdiği iradenin kullanıldığı bir alandan, bir hayattan söz ediyorsak, hiç şüphesiz beklemek değil, yapmak zamanıdır. Gördüğünüz ve bildiğiniz gibi, kadim ideolojiler çağı kapandı. Hatta muhtemelen ideolojiler çağı kapandığı için devrimler çağı da kapandı. Artık dünyayı ideolojiler yönlendirmeyecek. Bilgiye ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Hayat hiç bu kadar aslında korumasız da kalmamıştı. Her şeyin örtüsü kaldırıldı. Bu bazen iyi oldu, bazen de kötü. Dolayısıyla mahremiyetin örtüsü de kaldırıldı. Bilginin yüzündeki perde kalktığı gibi mahremiyetin yüzündeki perde de kalktı. Ve insanlar iradeleriyle baş başa kaldılar. İnsanlık çağında, insanlık destanında irade hep değerliydi. Fakat hiç günümüzdeki kadar değerli olmadı. Çünkü güçlü bir irade ve o iradeyi besleyecek inanç dışında insanı koruyacak bir şey yok. Çocuğunuzu koruyamazsınız. Kızınızı, oğlunuzu koruyamazsınız. Eşinizi, dostunuzu koruyamazsınız. Bir tık kadar yakın melekler, bir tık kadar yakın şeytanlar. Veya uzak. Dolayısıyla insan şeytanla da melekle de beraber olup beraber iş tutabileceği bu kadar müsait bir zaman yaşamadı. Ama nasıl tercih edecek? Tercihini nasıl kullanacak? Doğru tercihi nasıl yapacak? İşte burada, tam da burada aklın tahkimi, iradenin tahkimi, vicdanın tahkimi
gerekiyordu. Ve Kur'an da tam bunun için inmişti. Kur'an insana seçmeyi öğretmek için inmişti. Kur'an insanın iradesini muhkem kılmak için inmişti. Kur'an insanın vicdanını yapılandırmak ve kavileştirmek için, yani vicdanına takviye yapmak için inmişti. Kur'an baştan sona takva idi. Dolayısıyla günümüzde insanın muhafazası, bir numaralı muhafaza aracı irade olmuş durumdadır. Geçmişte devletler bireylerin üzerinde daha fazla egemendi. Ebeveynler evlatları üzerinde daha fazla egemendi. Hocalar talebeleri üzerinde daha fazla egemendi. Yöneticiler yönettikleri üzerinde daha hükümran idiler. O bitti. O dünya bitti. O geçmişte kaldı. Onu isteseniz de geri getiremezsiniz. Bittiğini kabul ettiğiniz an gerçeği kabul etmiş olursunuz. O eski dünya. Şimdi önümüzde yeni bir dünya var. Dolayısıyla yeni bir Türkiye'de var. İşte onun için bölgemizde kütür kütür o eski devlet tipleri yıkılıyor. Esasında biten şey gidiyor, başka bir şey değil. Ömrünü dolduran şey gidiyor. Ve onun yerini ne alıyor? Onun yerini insan alıyor. Devletlerin kullandığı erk artık toplumlara geçti. Geçti mi? Yani erk esasında ortada kaldı. Eskiden ulus devletlerin kullandığı güç, kullandığı erk, kullandığı hükümranlık boşta kaldı. Eğer insanlar iradeleri kavilendirilmezse, güçlendirilmezse, akılları güçlendirilmezse, şahsiyetleri güçlendirilmezse, bu ortada kalan gücü kullanacak, istismar edecek birileri çıkar. Bu sefer devletlerin açıkta bıraktığı güçleri şirketler kullanmaya başlar. Hatta daha da kötü olabilir. Açık despotların yerini gizli despotlar, siyasi despotların yerini ekonomik despotlar alır. Ve despotluğun bin bir çeşidi vardır. Diktatörlüğün bin bir çeşidi vardır. Ve siz anlamazsınız bile. Sizi yönetirler, kolunuza kelepçe takarlar, künye sanırsınız. Boynunuza bukağı takarlar, kolye sanırsınız. Ayağınıza paranga takarlar, halhal sanırsınız. Öyle öğretirler. Çünkü günümüzde propaganda araçları dünyanın tarihinde hiç olmadığı kadar etkili olmuş durumda. Peki bu kadar kurumsal üzerinize yürüyen bu araçlar karşısında insanı, şahsı, şahsiyeti koruyan ne var? İşte ona İslam'ın inşa ettiği dil cemaat diyor. Bir cemaatle yaşamayan bir cemadatla yaşar. Başka çaresi yok. Kredi kartınıza Allah'ın Rezzak isminden daha fazla güvenmeye başladınız mı, kredi kartınız tanrınız olur. Allah'ın ismini kartınıza transfer etmiş olursunuz. Çalmış olursunuz. Bu bir gasptır. Gaspı Allah'tan yapıyorsanız gaspın en büyüğü olur. Dolayısıyla her şey için geçerli. O zaman artık Ayetel Kürsi'ye dönüp bakmazsınız. Felak ve Nas'a dönüp bakmazsınız. Kur'an'a dönüp bakmazsınız. Dost'a dönüp bakmazsınız. Cemaate dönüp bakmazsınız. Çünkü kredi kartınız var ya, cemaate ne gerek var? Ama dediğim gibi cemaatçilik haram, cemaatlilik gereklidir bu manada. Ve artık sivil toplum kuruluşları diyorlar ya, ben ona gönüllü teşekkürler diyorum. Gönüllü teşekkürler devletlerin boşalttığı alandaki erki paylaşacaklar. Onun için de önümüzde hacet kapıları açılıyor. Bu aslında muhteşem bir imkandır. Bu imkan ya kullanıldı ya kullanıldı. Kullanılmazsa eğer
istismarcılar her köşede bekliyorlar. Bu imkanı, yani devletlerin aslında insanlara ait olan yönetme erkini insanlara bıraktığı an, eğer insanlar bu erki almaz da kendileri doğru dürüst kullanmazlarsa, kullanacak köşede, kıytıda bir yığın istismarcı bekliyor. Dediğim gibi devletlerin yerini şirketler alır. Ve vahşi kapitalizmin elinde insanlar yeni sömürü araçlarıyla sömürülmeye devam ederler. Bu noktada önümüzde açılan bu hacet kapılarından geçmek de bize düşüyor. Geçmek ne demek? Zorlamak lazım bu kapıları. Bırakın zorlamayı, biz açılan kapılardan geçmekte zorlanıyoruz. Çünkü açılan kapıdan geçmek için